Hepinize merhaba dostlar, ben Hayat, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine günlük bir vlog çekiyoruz. Saatlerimiz şu an 8 geçmekte ve ben her zamanki gibi koltuğumda yerimi almış bulunmaktayım. Şu an kameram kapalı, hatta şöyle göstereyim. Klasik, yine Zoom'dayız. Bilerek sesi de kapattım çünkü malum neler söylediklerimizi duymasınlar. Ya da biz onların dediklerini duymayalım dedim. Bugün neler yapacağız? Bugün derse gideceğiz. Boksa gideceğiz. Bokstan sonra toplantımız var. Toplantıya geçeceğim. Belki işim hocayla buluşurum. Belki arkadaşlarımla buluşurum. Yani. Gene yoğun bir gün olacak. Bugünün ana olayımız şu. Motor dersimiz var. Ve hava, görüyor musunuz? Yağmurlu. Bilmiyorum nasıl olacak valla. Ben de merak içindeyim dostlar. dedim tek başıma ıslanmayayım. Sizinle beraber ıslanayım. O yüzden vlog açtım. Bugün 11'de dersim ve malum 11'den sonra açılıyor aslında ama ya. Bilmiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi toplantımızı yapalım. Toplantıdan sonra babamın İşleri olduğu için babam erken gidecekmiş ama belki ben kalırım. Kalırsam edit falan yaparım. Kalmazsam da zaten gittiğim yerde görüşürüz dostlar. Şimdi kapatıyorum çünkü Zoom'da herkes bir şeyler yazmaya başladı. Bakalım ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Bir öğreneyim, ben geleyim. Hadi. Zoom'dan sonra görüşürüz. Evet dostlar, saatimiz 9'u göstermekte. Zoom'umuz bitti. Uykum geldi. Çünkü video izledik Zoom'da. O yüzden biraz bayışmış olabilirim bir tık. Şimdi babamı arayacağım ve ne yapacağımızı soracağım. Çünkü babam çoktan uyanmıştır. Ya da o beni arar bilmiyorum ama bence aramayacak. Çünkü geçen aramadı. Şimdi babamı arayıp ne yapacağımızı, ne edeceğimizi sorayım. Sonra olmadı, bir şeyler atıştırdım ama karnım aç gibi de tok gibi de bilmiyorum. Yani yemek konusunda da soru işaretlerim var kafamda. Yağmur durdu galiba çünkü sesler gelmiyor dışarıdan. Şimdi dışarı bakacağım ve mevsim normallerine uygun bir kıyafet giyeceğim. Ders saatini soracağım babama ama dün dedi galiba akşam 6-7 gibi bitecekmiş. Bugün dediğim gibi az önce boks da var. Boksa yetişemem ihtimalim var. O yüzden olmadı her şeyimi yanıma alacağım. Oradan babamı bırakıp direkt boksa geçerim. Ya da bilmiyorum yani. Tam onun daha planını yapmadım dostlar. Şimdi ben sizi kapatayım. Babamı arayayım. Artık ilerleyen dakikalarda tekrardan konuşuruz. Evet dostlar. Şu an motor güzergahına geldik. Babam beni sattı. Sağ olsun Kutlay hocamız. Kardeş kursumuz. Onların arabaya çömdüm ben de. Öğrencilerim de beni sattı. Başımız gözümüz üstüne. Sağ ol hocam. Dönüyoruz, turdayız. Eski güzergahımı özlemişim. Ama hocam yeni güzergah çok iyi ya. Vallahi. Yenisi kat kat iyi. Yani süper. İnşallah motorları da oraya alacağız. Motorlar için aslında birkaç yer var aklımızda. Ama nedense istenmiyormuş. Babam öyle diyor. Siz ne diyorsunuz bu durumda? 1-2 kurs sahipleri istemiyormuş. Ki tahmin ettiğin kişiler, isim vermeyelim. Onlar isterse değişik inşallah. Ama güzel yerler var, fikirler var, projeler var. Ben sana videodan sonra yerleri söyleyeceğim ve bence sen yerlere çok bayılacaksın. Ama işte herkesin istemesi lazım dostlarım. Maalesef bizde böyle saçmalıklar oluyor. Evet dostlar, şimdi güzergahımıza geldik. Ali hocamıza kendimizi takip ediyoruz, ettiriyoruz. Ali hocam bizi takip edecek misin? Edeceğim de. Şu an bizi arıyor arkadaşlar. Ali hocamız. Yaz evet. Yaz açısı. Tam ara de. Can şey bu vlog içinde takipçi kasıyoruz. Bak şuradayım. Şuradayım. Çıktı. Bak şuradayım. Gördün mü? Evet. Sen de birkaç gün sonra orada videoda çıkacaksın. Ne demek istersin? Neden utandın ya? Ne bileyim ya. Şu an. Neden? Utanma gel ya. Neden? Arkadaşlar utanıyorlar bizden. Bak Kutlu hocam hiç utanmıyor. Kutlu hocam alıştı artık. Şerefe. Cheers. Hayır ama kahve içiyoruz dostlar. Başka bir şey değil. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi dönüyorlar. Biz de işte burada
Zaman öldürüyoruz dostlar. Onlar dönüyor. Biz burada oturuyoruz. Çay, kahve. Eksi 25'te bu kadar oluyor ders. Artı 25'te gelince eksi 25 değil mi arkadaşlar hissedilen? 14 dereceymiş arkadaşlar hava. 25 derecede daha güzelmiş. Hissedilen 10 derece abi de şu an fiziksel olarak 14 derece. Her neyse dostlar, şimdi işte birkaç saat daha buralardayız. Sonra babam aradı bu arada az önce. Ne oldu ne gitti onları sordu. Ona da ne oldu ne gittiğini anlattım. Birkaç saat sonra gitmek istiyorum. Çünkü sıkılmaya başlamadım daha ama sıkılırsam tam sıkılırım diye düşünüyorum. Şimdi bizim öğrenci çok stop ettiriyor. Ben bir onun yanına doğru gideyim. Sonra tekrardan açıp incelleyeceğim ki o arada öğrenci kalktı. Tamam, sıkıntı yok. Her neyse dostlar. Evet dostlar, şimdi ara verdik. Kutlay hocamla beraber. Kutlay hocam çok sağlıklı yemekler yiyor. Ben ise abur cubur yemek için dakika sayıyorum. Şimdi şu bakın, biraz moralim bozuldu çünkü yağmurlu bir havaya şu an. Mahsur kaldık bence ya. Hiç işim işi gücü bırakalım, gidelim eve yatalım hocam. Ne diyorsunuz bu konuyla hakkında? Ama yani arabamız var. Babam beni hani bırakıp gitti. Sağ olsun Kutlay hocam ıslanmamı engelliyor. Övünce de bak hemen şey yapıyor, gülüyor. Öyle dostlar. Biraz yağmur başladı işte. Normalde birden sonra açılacaktı ama şu an saat 3 ve yeni yağmur başladı. Bilmiyorum ne olacak. İki adayım kaldı. Son iki kişi, onlar da gelsin. Bir onların durumlarına bakayım. Daha sonra olmadı babamı ararım. Diyorum, derim ben gidiyorum. Ben gidiyorum baba. Sen takıl filan. Bugün garip bir gün. Tekrar bir spontane gün gibi olacak sanırım. Ya da benimle bir gün gibi bir vlog olacak. Günün sonunda ne halde ve nerede olacağımı gerçekten bilmiyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum. Nargileye mi gideriz? Eve mi gideriz? Dışarıda mı otururuz? Bilmiyorum. Sadece şu an istediğim, artık şu motorlar bitsin ya. Çok rüzgarlı ama çok şey. Bu en güzel halleri değil mi bir de? Normalde daha sıfır değiller. En güzel halleri. Öğrencinin telefonu çalıyor galiba. Her neyse dostlar, konuşuruz. Öncelikle hava çok soğudu arkadaşlar. Ve öğrencilerim erken geldi. Bu bir yandan iyi, dersim erken bitecek. Ama bir yandan da kötü çünkü yemek zamanım yalan oldu. Şimdi kahve almaya gidiyorum Starbucks'a. İki tane kahve alacağım. Sonra da işte derse geri döneceğiz. Böylece dedim hocam, bütün öğrencilere bak. Ben kahve alayım çünkü gerçekten uykum geldi artık. Hava çok soğuk. Ama güneş çıktı, yağmur bitti. Ondan gözlük takıyorum yani. Manyak değilim. Yağmurlu havada güneş gözlük takacak kadar, o kadar manyak oldum. Şimdi kahveleri alalım, biraz ayılalım. Sonra da şu iki öğrenciyi de gönderdikten sonra babamı arayayım. Duruma göre ne yapacağım babama sorayım. Ya eve giderim ya da babamı beklerim. Arkadaşlar, kararlılıkta hayat yası olun. En son açtığımda yemek konusu yapmıştım. Yemek yememeye ve onun yerine kahve içmeye karar verdiğimi söylemiştim. Yemek yemedim. Ama normalde orta boy kahve alacakken büyük boy kahve aldım. Öğle yemeği yerine kahve içeceğim. Ona karar verdim. Sağlıksız sağlıksız beslenmeye devam ediyoruz. Bunun da sonunda bir de şey patlatırsak, Facebook patlatırsak çok komik olur. O yüzden öğle yemeğinde kahve içen bir insan, akşam yemeğinde ise fast food yerine sağlıklı bir besinle taşlandırır diyorum. Çok rüzgar varsa sesim az geliyordur diye düşünerek kapatıyorum. Evet, şimdi dersleri bitirdim. Kursa geldim. Kurstan da anneme geçiyorum. Evde biraz işlerim var. Ardından da eve geçeceğim. Saatimiz kaçı göstermekte bilmiyorum. Hemen bakalım. Saatimiz 6'ya 10 var. Eve geçip belki video yükleriz. Belki burası takılırız. Belki dinleniriz, bilmiyorum. Ardından da boksa gideceğiz. Bugün çok yorucu bir gün olarak geçti. Apartman boşluğunda konuşmak çok garipmiş arkadaşlar. Durun, asansöre devam edeceğim. Bugün çok garipti.
Asıldık. Geç kaldık. Sayıyorum bu arada. Dersimde beni astılar. Bir ara geç kaldık. Bazıları erken geldi falan. Bayağı yoğundu ama çok soğuk bir gün olarak geçirdim dostlar. İnşallah yarın bu kadar soğuk olmaz. Yarın motor derslerinde full iptal ettim. Yarın full arabalardayım. Her neyse şimdi eve geldim. Sonra tekrar açıp konuşacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi boksa gidiyorum. En son sizi anneme giderken açmıştım. Sonra kursa gittim. Misafir geldi. Ve şu an saat 7.30. Boksa bile geç kaldım. İşte onlarla oturdum 1.5 saat falan. Babam falan geldi sonra. Bayağı oturduk. Sohbet muhabbet. Bir tık da geç kaldım. Şimdi boksa gidiyorum. Işıklardayım. Işığın da yanmasına az kalmış. İşte bokstan çıktıktan sonra ne yapacağımı daha bilmiyorum. Ama sanırım şu an telefonum çalıyor. Sanırım şeye gideceğim. Nargile'ye gideceğim. Konuşacağız. Bir dakika. Hocam bir saniye. Bana neden dislike attınız? Bana neden dislike attınız? Videonun sonunda bir şey dediğin için. Öyle bir insan değilim. Neyse, o zaman takip etsinler mi? Bir dakika koyacağım. Kesinler. Mazlum Orek 2. Evet, takip edin. Artık zaten bütün vloglarımda sizin reklamınızı yapıyorum. Nadire'yi de reklamını yapalım. Dilek Nadire. Dilek Nadire. Başka? Reklam. Abi reklam istiyor mu? Hayır istemiyorum. İstemiyormuş. Hadi al. Sen ne diyorsun? Lütfen. Tamam, reklamını yapacaksın mı? Hadi. Yap. Ne? Hadi. Tamam. Koş. Kaç kilo attın? 350. 350 kilo. Bak. Adam kendi kilosunun 2 katı. Takip edin. 3 katı. Bunu açısı niye ayarlıyordu kafasını bu görüntüleyin? Abone olun. Evet dostlar, şu an Hakan kendi kendine güreş yapıyor. Yani benim çok komiğime gitti ve çekmek istedim. Böyle bir şey var mı gerçekte? Yapar ya, güreşçiler yapar. Kanka sen güreşçi misin? Güreşçiler için yapan adam. Gülüyor. Yalnız etrafın ağzına ettin kanka ya. Ölmeye güreş. Bak şimdi bak bakın ne yapıyor. Bak. Yürü be. Patlattın ama bu arada. Her neyse. Dur şu kamerayı çevireyim. Gençler. Çevrilmiyor. Arkadaşlar ilk defa bir antrenmandan enerjik bir şekilde çıkıyorum. Aslında ilk baş çok yorucuydu ama hiçbirini hoca çekmedi bu arada bu sefer. Çok saçma bir şekilde. Şimdi nereye gidiyoruz? Nargile içmeye gidiyoruz. Şaşırdınız mı? Tabii ki hayır. Saatimiz şu an 20.59'u göstermekte ve antrenman açmıştım. Durmuş, ona sinir oldum. Hemen üstümü değiştirip antrenmana gideceğim ama yedek tişört almamışım. Bununla gitmek zorundayım. Hemen bir kendimi deodorantlayayım ve Nargile ile görüşürüz dostlar. Sonuç olarak kanalıma... Hocam böyle arada şeyler gelecek mi? Gelmeyecek mi? Kapat diye. Kapat! Evet dostlar, sizi unuttum. Şu an saat 12.30. Ve çaptan da anlaşıldığı üzere bitmiş bir durumdayım. Nargile içtim. Eve geldim. Ve dizi izliyorum şu an. Yalı Çapkını'nın son bölümünü izlememiştim. Ve evet, Türk dizilerini seviyorum. Biliyorsunuz zaten. Yalı Çapkını'nı biraz izleyip uyumaya karar verdim. Ve birden aklıma dedim ki hayal sen bugün vlog çekiyordun. Ve şu an o vlogu kapatmak için açtım dostlar. Ne yaptık? Gerçekten hatırlamıyorum. Gene yoğun bir gün olarak gün geçirdiğimizi düşünüyorum. Son 3-4 vlogtur düzgün konuştuğumu sayarsak bugünkü vlogumda gene eski hayatıya döndüm. Yine konuşamıyorum dostlar.
Sonuca gelecek olursak, eğer videomu buraya kadar beğendiyseniz ve kanalıma abone hala değilseniz videomu beğenmeyi, aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Hala sosyallarımdan takip etmiyorsunuz ki artık ediyorsunuzdur. Instagram hayatiyasa 17 ve hayatiyasa business. TikTok hayatiyasa. Bunları da takip edebilirsiniz. Şuralarda bir yerlerde aynı zamanda çıkacak. Dostlar, başka bir videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.